TV'de tekrar dördüncü bölümde sizlerle birlikteyim. Te telefon numaramı mı? hemen söylüyorum 0537-955-6401'den WhatsApp üzerinden hiçbir ücret ödemeden. Çünkü bir izleyicimiz yazmış ya bu kadını demiş Flash TV'de seyrediyoruz. Ne para geldi annemin aklına uydum 600 lira geldi. Bakın orası bir kanaldı ve arayan izleyicilerimiz orada dakikasını. Yani şu halkın algılama problemi var. Yani siz alttaki yazıyı okumuyor musunuz? Aranan numara şu kadar ücretlidir diye. Sonra da bana, kanala bana o kadar beddua. Canın sağ olsun Hacı, ulaşamamışsın yapacak bir şey yok. Ulaşsaydım bu beddua etmeyecektim bana diyorum. Ha? Buradan ulaşsın. Ha, buradan ulaşsın diyorum zaten. Evet. Şimdi rüyada fare görmek nedir? Fare rüyada malınızın çalınacağını, değerli mücevheriniz, değerli tablolarınızın çalınacağını ya da evinizdeki bir şeyin kaybolmasını ya da kardeşinizin size zarar ya da iş ortaklarınızın size zarar vermesi ya da ortaklar arasında kaos ve kapatılması gereken işi temsil eder. O yüzden çok hiçbir dünyada bir insanın rüyada fare görmesi taraftarı değilim. İnşallah da kimse fare falan görmez diyorum. Yüzmek nedir? Ee, şöyle söyleyeyim. Yüz, yüzme denizde yüzmek mi havuzda yüzmek mi derseniz denizde yüzmek genelde insanın yorgunluğunu atması yeni başlangıçlara kulaç açıyoruz ya denizde kulaç atmak belli kulaçlar da var biliyorsunuz sporcu kulaçlarına girersek program sabaha kadar devam eder yani ee, şöyle söyleyeceğim rüyada e, hareket ettiğimiz ayak boyun beden her noktamız hareket ettiği için artık siz tamamıyla uyanmış. Veyiniliğe açıksınız ama havuzda yüzdüğünüzü düşünürsek rüyanızda dar bir alanda ve gidip gelme noktanız belli. Siz aynı fanusun içinde dönüyorsunuz ve bir türlü kariyer hayatınızı belirleyemiyorsunuz demektir. Evet devam edeceğim. Şimdi telefondaki numaralarımızı devam ediyorum. En son nerede kalmıştık rüyada? Evet onun devamı da var çünkü. Bu izleyicimiz selam demiş Emine Hanım Eda. 04 0604 1979 ikizler burcuyum. Rüyalarımı çok hatırlamıyorum. Aşk var mı? Hayatım ne gibi değişiklikler olacak? Ev sahibi olacak mıyım? Ee, şöyle söyleyeceğim Eda Edacığım sana. Evet, ikizler burcunun uyanma, uyanış, iyileşme, yani sağlıkla ilgili yaşadığınız ne problem varsa bedeni, mesela kansersiniz Allah etmesin ya da ikizler burcu için diyoruz, vücutta bir yaranız var, iyileşmiyor. Artık yavaş yavaş cildinizin, vücudunuzun iyileşme mevsimi. O yüzden ilk önce ruhunuzun da, mesela psikolojik sorunlarımız mı var, ruhsal gerginlik, uyku problemi mi yaşıyor ya da kocanızın söylediği bir şey ataklıysanız ikizler burcunda yavaş yavaş iyileşme kendine uyanma dönemi olacak. Ee, evlilik hayatınızda daha vaktiniz var ama ev alacağınızdan adım gibi eminim çünkü ev enerjiniz yıl sonu itibariyle özellikle yıl sonu itibariyle gerçekleşecek olarak gözüküyor. Üzerinizde kötü enerji var mı demişiniz? Üzerinizde kendiniz için yapamadığınız, hep kaygılanıp gelecek kaygısı olduğu, için yorgun bir enerjiniz var ve bunu atacağınızı da inanıyorum. Enerjiniz çok güzel. 03 e, pardon balık burcu 60-96'lı yani 10, 19 mu oluyor? 20'ye mi girdi? 20'ye mi? 96'lılar kaç oldu? 20'ye girdi herhalde. Yani. 20. Kaan geleceğiyle ilgili olarak yorum yapalım. Aslında çok başarılı Kaan. Çok hızlı ve çok ama bu aralar iş ve kariyer anlamındaki böyle ne yapmak istediğini bir türlü eğitim hayatı yarım iş hayatında aksilikleri var. Bunların hepsinin toparlanması için 2019'a ihtiyacımız var. 2019 Kaan'ın gerçekten ben yapabileceğim dediği bir dönem olacak gözüküyor. Ee, Kaan'ın kız arkadaşı varmış. Fatma ilişki durumu olacak? Onlar evlilik yapacaklar. İş hayatı da dediğim tarih. Sağlıkla ilgili belki çok takıntılı olduğu için ya da çok detaycı olduğu için her gün aynı şeyi üst üste tekrar ediyor olabilir Kaan. Ama gerçekten çok akıllı ve çok karizmatik olduğunuz var. Hayat boyu başarılar diliyorum. Harun bu yıl okulu gecikecek mi demiş. Hayır gayet güzel. Başarıyla tamamlayacak. Altta iki ders olabilir. Bunu toparlayabilir. Kaan hem karizmatik hem kumral edasıyla. O güzel kaş ve göz yapısıyla. Muhteşem bir enerjisiyle. Bence onun en büyük sorunu duygusal aşk hayatıyla ilgili. Gel gitleri hani olmuyor bu karizmala diyen bir Kaan Harun enerjisi var. Çünkü ha, ha harfleri hanı temsil ettiği için. Ha güçlü güçlü bir evredir. O yüzden o kendini çok beğenen ukaladır. Ve o kadar da karizmatiktir diyorum izleri takip ediyoruz vesaire vesaire. Kızdırmayın bu saate kadar ilgileniyorum. 52 yaşında hasta teyzem var. valla bunu gerçekten sıkıntılı görüyorum. Sağlığı her zaman dikkatim ve arkasından bir miras işi var. Evet, e, bu rüyaları yorumladım. Bir izleyicimiz daha var. Şöyle diyelim. Anam bunun da rüyası neymiş? Buket. 3 aydır küs olduğum sevdiğim adamı gördüm. Bundan 10 gün önce rüyamda babası ve kendisi çok yakın otamı Evet eğer bir insanla çok yakın diyalogdaysanız ilişkinizle ilgili ciddi problemi temsil eder rüyada. O yüzden şöyle demem lazım. İlişkinizde aksilikler ve bu ilişkinin artık son evreleri dediğim bir noktaya doğru geleceği gözüküyor. Gülmek ayrılığı temsil eder yani sarılmak, gülmek, öpüşmek, yatmak, kalkmak bunlar ilişkinin artık veda ettiğini artık herkesin kendi yoluna bakması gerektiğinin kararıdır ama sen çok aşıksın bebeğim anladım seni de ee, şöyle diyeyim. Ee, ...yeniliklere hazır ol bence... ...adapte ol... ...yani hep geçmişteki... ...mesela geçmişe adapte olduğun için... ...öyle bir adamın daha hayatına girmeyeceğini... ...aynı adamla öleceğin kafasındasın... ...bu kafadan bir çık... ...hayatta her şey insan için... ...ölümde, yaşamda, sevgide... ...terk edilmekte, aldatılmakta herkes için... ...yani dünyanın... ...en güzel kadından aldatılıyor... ...yani üzülmene gerek yok yani aldatılmak her kadın da aldatır erkek de aldatır artık farklı bir kafa yaşıyor dünya yani herkes herkes aldatabilir herkes herkese yalan söyleyebilir hayat bunu getiriyor çünkü e, e, Global çağ insanların sadece sanal dünyada yaşadıkları karma fikirlerini dürüst insanlara dürüstlük değil sanalda dürüstlük devam eden bir noktada olduğu için insanlar dürüstlüğü unuttular. Sorunumuz bu yani. Ah canım benim İrem 98'li demin okumadın mı ya? ya? Okudum galiba. Okudum okudum. Öyle hatırlıyorum. Kerim. Çocukların tekti ha canım ben Emine. bir Ha canım benim. WhatsApp bu benim resmim. Çok tatlısın seviyorum seni yazmış. Ben de öyle seveyim. çünkü siz de o yürektesiniz. 86'lıyım. E bu da oğlu şu Kerim'im. Kerim çok yetenekli. El estetiği, el güzelliği, spor. E, Kerim'in vücut yapısı çünkü burada şu an Whatsapp'ta tam resmini şey yapamıyorum çünkü mesaj gelmesin diye e, şeyi kapatmıştım. Her şey ben kendimi bile kapattım. E, el enerjisi uzun. Çocuğumuz basketi. Yani çok yetenekli bir enerjisi var çocuğumuzun. Mutlaka suyla ya da e, tenis olabilir, yay olabilir. El kasları hafif gözüküyor çocuğumuzun. Bunların güçlenmesi lazım. Vücut kaslarının iyileşmesi gerekiyor. Matematik zekası var da bu çocuktan iyi bir tiyatrocu olur. Bence bunun üzerine git. Şimdi senin duygusal hayatın ilk önce Evlilik hayatını ilgili yapman gereken heyecanlara ihtiyaç var. Çok monotonlaşmış evliliğiniz o yüzden biraz heyecan katmanı, baş başa birliktelik yaşamanı, hani çocuğu anneye teslim edip birlikte keyif yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama şanslı bir isminiz var. Emine isimleri şanslıdır. Ben kendim ukuleyim bu konuda gerçekten seviyorum. Yani bugün yine bir kızım olsa adını ya Fatma ya Ayşe ya Emine koyarım. Ruhum biraz varoş olabilir ama eski isimleri çok seviyorum. Gerçekten e, anlamları var en azından biliyorsunuz. Gemine anlamını. Şimdi mesela Kübra koydu abim. Ulan sopa mı yani yeğenim benim? Kübra'nın anlamı sopa demek yani. Yalvardım dedim ki koymayın bu çocuğa. Sopa mı çağıracağız yani? O yüzden anlamlar çok önemli. İsimlerin anlamları. Aynı harfler çok çok üst üste gelince sıkıntılar. Mesela Kaan. Aslında zor. Acayip zor. Yani anlat anlamaz, özgürdür, özgürlüğüne düşkün. Derdini anlat anlamazsın. Anneyi babaya her zaman hırşın olur. Aşk karakteridir. Saçma sapan bağımlılıklara müsait olabilir. Ya yani o yüzden bu bu noktalarda çocuklarımıza böyle sert isimler koymamak lazım ama örnek verdim. Kaan aklıma gel. Mesela Hakan da benim için ha kurtarıyor ama sonu kanla bitiyor abi. Yani o yüzden çocuklarımıza kandı. Bu tarz e, isimlere karşıyım. Tabii ki herkes çocuğuna göre. Başak burcuyum dedi. <laughs> Namaz kıldığını, Fatih okuduğunu. bunu seni okumuştuk bebeğim. Başak burcuyum. 83'te Engin. Ha. Doğru bana yazdığın için. Evet namaz kıldığını ve Fatiha okuduğunu gerçekten Allah katında olmak istediğin yere geleceğini devletle alakalı ne bekliyorsan evet öğretmen ataması bekliyorum olacak mı başa. Başak burçları biraz uyuş, uyuz burçlardır. Uyuz ederler adamı. Acayip kriz yaratırlar. Ama büyük bir ihtimal sizin için Eylül dönümü yani Başak ayının dönümü itibariyle 2018 Başaklara daha hızlı bir değişim. Pimpirikli, uyuz hele özellikle Başak kadını demeyin bana. Otu, evinde misafir olursun koltuğumda yanlış oturdun diye tepki yaratabilir. Çok titizlerdir. Başak tanıyor musunuz bilmiyorum ama. Yani onun hiçbir şeyine dokunamazsın. La yalın mı? <laughs> evet yalınına da sevgiler. Yalıncım öylesindir. Yani bir şey alınırken 50 tane hikaye yazdırıyorsun yani. O yüzden Başakların böyle antipatik tavırları vardır ve insan aman kardeşim Başak olmasında ne oluyorsa olsun demek ihtiyacı diyorsun. Ama özünde net bir insandır. Ne istediğini bilir. Başakların böyle bir kuralı da vardır. Evet biz neredeyiz? Çapamek TV'deyiz. Neredeyiz? YouTube kanalındayız. Nasıl ulaşıyorsunuz? WhatsApp'tan 0537 9, 955 955 6401 telefon WhatsApp numaramızdan. Ararsanız cevap kimse vermez. Boşuna aramayın arkadaşım. Sadece mesaj atıp da o da e, mesajı da şu şekilde dönerler. Doğum ve yaşınız. Onun dışında kimse bu telefonda sizi iplemez. Yani benim günümde ben cevap verebilirim. Onun dışında kimse size cevap vermez burada. O yüzden hani zorlamayın kendinizi. Üzmeyin diyorum. Hani bana kimse cevap vermiyor derseniz benim bulunduğum noktalarda ben bir yerlere girdim yine de. WhatsApp'tan, WhatsApp'tan çık şuradan yahu aman. Neyse işte hallederiz. Hallederiz abi. <laughs> Aa, ben de bir rüyamda ne gördüm? Ya daha doğrusu rüyamda rüyamda bir arkadaşım üst dişinin e, çıkık olduğunu görmüş ve diş avcunun içinde kalmış. Hatta ofiste anlattı bugün bana. O yüzden ben görmedim o gördü. Üst diş aile, eş, e, sağ üst diş dışarıdaki işlerinizi, arka dişler e, ailedeki mirası, alt dişler sağlık ve e, ve ön çene dişler sizin ne kadar suskun ve ne kadar karakter yapınızı temsil eder. Ön dişinin kırık ol, ilişkisinin biteceğini söyledim. Mersem ilişkisi bitmiş bana falan gelmiş. Arkadaşım niye buraya <laughs> anlatmadan önce falına baktır ki dın ki diyorum. Ay ne bileyim emin ediyor aklıma öyle geldi. Üst dişteki her zaman yaşadığımız ilişkiyi temsil eder. Sağ taraf işte bir taraf ya, sol yani bu dişim sol taraf ilişkiyi sağ taraf e, işi temsil eder kafam karıştı diyeceğine herkes bana bakıyor böyle evet neyse işte biz neredeyiz çapam ektevideyiz ne yapıyoruz işte rüyaları anlatıyoruz onu bunu yaparken yine dördüncü bölüm bitti ben de bittim bugün ne dediğimi ben de anlamıyorum kopuk bir vaziyetteyim sizi sevgiyle öpüyorum haftaya görüşmek üzere diyorum